bir Öpücük hastalık. hastalığı, öpücük hastalığı denmesinin sebebi genellikle üniversiteli öğrenciler arasında yaygın olduğu için, ya hoş geldin, hoş buldun, sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Ondan ona, ondan ona yayılıyor öpücük hastalığı veya mononükleozis hastalığı veya enfeksiyozis mononükleozis. Yani biraz Latincesi karmaşık olduğu için öpücük hastalığı daha da yaygın kullanılıyor. EBV virüsü denen bir virüs bu hastalığa sebep olur. Bu virüse Epstein-Barr virüsü, akıllı virüs. Herpes türü bir virüs. Herpes yani uçağa sebep olan virüsün bir alt türevi. Akıllı virüstür. Diğer virüslerden farklı. Neden? Bünyeye girdiği zaman bağışıklık sistemi, vücuda giren herhangi bir bakteri, virüs veya mantara karşı antikor gönderiyor, deşifre ediyor. Diyor ki bu nedir? Şudur. Ona karşı T hücresi, makrofaj, B hücresi gönderiyor, yok ediyor. Fakat bu hücre vücuda girdiği zaman önce kişi de gripmiş gibi semptomlar başlıyor. Ağrılar, sızılar ki kişi kendini grip zannediyor. Ya önemli diye önemsemiyor. 2-3 günde geçer veya 5 gün, 10 gün geçer diye düşünüyor. Fakat 15 günden fazla tedbir almaz da bu rahatsızlığı kişi atlatamazsa EBV virüsü lenf sistemine yerleşiyor. Lenf sistemine yerleştiği zaman bağışıklık sisteminin ona antikor göndermesini engelleyen bir protein gönderiyor. Böylece ne yapıyor? Bu protein bağışıklık sistemine göndereceği antikorları önleyiyor. Bu neye benzer? Şuna benzer basitçe. Bir boksör ringe çıkmış, dövüşüyor ama kiminle, neyle, nasıl dövüştüğünü bilmiyor. Gözü bağlı. Bağışıklık sistemi gözü bağlı hale getiriyor. Virüs, akıllı virüs. Sürekli bağışıklık sistemi virüsle mücadele ettiği için lökosit sayısı sürekli yükseliyor. Ve hiçbir şey yapamıyorsun. Kişi yavaş yavaş gidiyor, eriyor, ölüme kadar götürüyor. Yusuf Bey bir genç Amerika'ya okumaya gitmiş. Las Vegas'ta okuyor. Virüs kapmış bir bayandan. O ilaç, bu ilaç, şu ilaç çözüm yok. Tedavi edemeyeceğiz demişler. Doktorları aramışlar annesini babasını. Çocuğunuza bir şey yapamıyoruz gelin götürün. Kendi Almanya içinde Amerika'dan Türkiye'ye gelemiyor uçakla. Ailesi gitmiş almış gelmiş. Neredeyse bitkisel hayat yani öyle gibi. Dediler ki ne olacak? Kimya hiç etki yok. Bakteri antibiyotikler virüse karşı etki yapmaz. Zaten çünkü neden? Virüs hücrenin içerisinde hücre çekirdeğini ele geçiriyor. Bakteri antibiyotikler hücre içerisinde değil, hücre dışına etki yapar. Hücre içerisindeki virüse etki yapmaz. Bu nedenle hiçbir anlamı yok. Dedim ki biz farklı bir yöntem deneyeceğiz. Bağışıklık sistemini güçlendireceğiz. İyi hadi bakalım deneyelim. 6 hafta oldu. Oğulları canlandı maşallah. Demiş ki ya bu sarımsaklı içtiğim şey nedir demiş. Pınar dedi ki ya çok güzel iyi bir şey yapmışsınız ama neden sarımsak? Dedim kafayı neye takıyorsun? Ben Amerika'da 6 aydır ayağa kaldıramadılar. 6 haftada gezmeye başladın. Sarımsak takıntı yapma. Ya çok memnunum da işte bu sarımsak kokusu olmasa. Problem değil. 6 ay sonra dedim tekrar Amerika'ya gidersin, öğretimine devam edersin. Gerçekten de Amerika'ya gitti tekrar üniversiteye kaldığı yerden devam etti. Okulu bitirdi şimdi. Yani EBV virüsü, akıllı virüsü yok etmek, bağışıklık sistemini güçlendirmekle mümkün. Yani öpücük hastalığıyla ilgili ise kortisep, forte bağışıklık sistemini güçlendirir. Öpücük hastalığı bilindiği gibi EBV virüsü denen akıllı virüs kronik yorgunluk sendromuna sebep olur. Bağışıklık sistemini güçlendirmek de bağırsakları tedavi etmekle mümkündür. Çünkü bağışıklık sisteminin %85'i bağırsaklarda. Bağırsaklarda çok yoğun bir lenf sistemi var. Bağırsakları tedavi ettiğinizde bağışıklık sistemini de %85 güçlendirirsiniz. Bunun için de ne gerekir? Aloe vera jel, iksir kullanmak gerekir.
Öpücük hastalığına yakalanan kişi tedavi olması mümkün. Ne kadar erken tedavi olursa, tedavi yani başlarsa o kadar iyidir. Eğer zaman geçerse EBV virüsü birçok hastalığı tetikler. Zatüre, efendim siroz, ensefalit yani beyincikli taplanması gibi, kalp damar rahatsızları gibi aklınıza gelen birçok hastalığı EBV virüsü tetikler. Çünkü EBV virüsü, Epstein-Barr virüsü akıllı virüstür. Hangi organa yerleşirse o organdaki bakteri, virüs veya mantarlarla birlikte çalışır. Aynı terörist başı gibi. Karaciğere yerleşirse hepatit B ve hepatit C virüsleriyle çalışır. Beyine yerleşirse başka veyahut da sonu hastalığı tetikleyebilir vesaire. Yani birçok hastalıkta EBV virüsü çok önemli rol oynar. Bütün bakteri, virüs ve mantarlarla birlikte çalışabilir, onları yönetebilir, yönlendirebilir. Bu nedenle akıllı virüs denir. Bundan kurtulmanın yolu da bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bu da iksir, aloe vera jel, cordyceps, ıtır forte duruma göre, kişiye göre, bünyeye göre çeşit çeşit ürünlerimiz mevcut. Rahatsızlığın sebebini bilebilirsek iyileşmesi hastanın mümkün. Zaten bütün rahatsızlığı olan birçok kişiyi bugüne kadar iyileştirdik. Kişinin iyileşmesi rahatsızlığın kronik veya akut oluşuna göre değişir. Kimi bir ayda iyileşir, kimi üç ayda, kimi dört ayda. Ağır vakalar altı ay bile sürebilir. Yani böyle doktorların mesela Almanya'da olsun, Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun aylarca üzerinde, altı ay üzerinde denedikleri Ahmet Bey olsun veya Almanya'dan Settar Bey, Amerika'da Yasin Bey. Doktorların altı aylarca denedikleri ve tedavi edemedikleri hastaları biz hamdolsun tekrar normal yaşar hale, normal hayata döndürdük. Evet, teşekkür ediyoruz İbrahim Bey verdiğiniz bilgileri.